Emek İş, Tel Örgü ve Çit İmalatı Size Geliyoruz programını sunar. Size Geliyoruz programından merhabalar değerli izleyenler. Bugün Battalgazi ilçesine bağlı Serintepe mahallesindeyiz. Yanımızda muhtarımız var. Öncelikle nasılsınız muhtarım? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, biz deyiz. Sizi tanıyalım. Ben Abuzer Apaki, Serintepe mahalle muhtarıyım. İkinci dönem benim. Hayırlı olsun muhtarım. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Mahallemize hoş geldiniz. Mahallem adına ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Ertuğ ailesine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tabii bugün sizin mahallenize konuk olalım. Sizinle birlikte gezelim sizin rehberliğinizde. Hem mahalleliyle konuşalım, sorun, sıkıntı ve talepleri dile getirelim istedik. Şöyle yavaş yavaş turumuza dilerseniz başlayalım muhtarım. Evet. Tabii ki Serintepe mahallesini bilmeyen izleyicilerimiz mutlaka vardır. Biraz daha yakından tanımak adına konum itibariyle anlatalım. Serintepe Mahallesi yaklaşık 34 yıldan bu yana mühürü olan mahalle bir mahallemizdir. Bu eski Malatya, daha önceki şey olaraktan hani eski Malatya'ya bağlı Malatya'nın kurulumu olan eski Malatya'dan ayrılma bir mahalledir. İlçe merkezine 1 kilometreden başlayıp 3 kilometre 4 kilometre bir alanımız vardır. Alıcıkapı merkeze uzaklık mesafesi. Şehir merkezine 8 kilometredir. Yaklaşık. Komşu mahalleleri hangileridir? Komşu mahallelerimiz batımızda Hasırcı vardır. Özür dilerim. Hatunsuyu vardır. Kuzeyimizde Kemerköprü, Hasırcılar ve hemen doğumuzda şey var. Alacakapı Mahallesi var. Mahalleyi de böyle demiryolu bölüyor galiba. Mahalle demiryolu bölüyor buradan. Evet, sınırımız buradan böyle devam eder. Bu demiryolunun aşağısı bu taraf Serintepe'ye bağlıdır. Şu sokaklar da bize bağlı. Bu iki sokağımız. Böyle devam edip gider burası. Burası Kemerköprü sokağımız burası. Peki nüfusumuz kaç? Nüfusumuz 800 küsur bir nüfusumuz var. Bunun hemen hemen yarı yakını, bayan yarı yakını erkektir bunun, bu nüfusumuzun. Sürekli değişkenlik gösteriyor mu peki? Değişkenlik gösteriyor, sürekli göç vermişiz. Geçmiş yıllara ben bir araştırmasını yaptım, sürekli göç vermişiz biz burada. Peki sizce neden bu kadar göç verdi Serintepe Mahallesi? Ya ekonomik şartlardan dolayı. Şimdi mahallemiz özellikle eğitime önem veren bir mahalle. Eğitime önem verdikleri için okuyan kesim hepsi işte okudu, üniversite mezunu oldu, çıktı dışarılara, iş aramalara gitti. Onun için göç verdi. Ama bu depremden sonra tekrardan biraz dönüş oldu. Ha çok öyle büyük bir dönüş olmadı ama dönüşü var ama. Yazın daha çok nüfus artıyordur diye tahmin ediyoruz. Tabii temel geçim kaynağı kayısı mı? Bunları genel anlamda konuşacağız detaylı bir şekilde ama yani buralar yazın daha hareketlidir kışa göre diye düşünüyorum. Aynen. Söylediğiniz gibi buralar yazın biraz daha hareketlidir kış aylarına göre. Sebebi de kayısından dolayı. İnsanlar mevsimlik gelirler burada kendi ürünlerini, bahçelerini, hasadını yaparlar. Tekrardan yine kendi evlerine giderler. Onun da etkisi var tabii ki. Daha detaylı tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle gelin sizinle de konuşalım. Sizi tanıyalım. Ben adı Güzel Durmaz. Mahalle sakini. Şu yollar darıdı. Biz kendi bura hep kendi malımız. Biz yolları verdik. Belediyeye dedik ki açın açtığınız kadar. Böyle bak güzelliğin oldu şimdi. Bir de şöyle bak şu binada doğalgaz var. Burada yok. Neden kaynaklı olarak? İmardan kaynaklı olarak. İmardan değil, orada imarsız. Bu yolun imarı yok. Daha yeni gelecek değil mi muhtarım? Evet. Buranın imarı yok. Şimdi biz yolu verdikten sonra işte ölçümler yapıldı. Şu oldu, bu oldu. Yeni imar geldi. 4 senedir onların şey var. Doğalgazı bize vermediler. Neymiş? İşte imar yok da orada da imar yok o zaman. Yani yolun sol tarafında var doğalgaz, sağ tarafında yok mu? Sarı binada var. Gösterir misiniz sarı binayı? Oraya demir yolunu geçtiler, oraya verdiler. Burada yok. Buradan o tarafa hiçbirimizde yok. Ortalama kaç hane var burada peki? Valla 4 hane bizik. 4, 8, 10 hane bizim arka tarafta var. 8, 9, 10, 11, 12, 13 hane var. Yapılı şu anda. Depremde sonra millet hep buralara göçtü zaten. Malatya'da kimse kalmadı. Gidin bakın her taraf tek tek güzel konteynerden ev yapmışlar. Yani 80 metrekareye yakın herkes bahçesi olan geldi yaptı. Yerleşim alanı artık eski Malatya. Malatya'da yok kimse yani. Sabahleyin olur buralarda trafikte geçilmez. Niye? Çünkü vatandaşlarımız hepsi bahçeleri olanlar gelmişler bahçelerine güzel yerlerini yapmış oturuyorlar. Allah olmayanlara versin yardım etsin ne diyeyim.
Amin. Peki sizin ne gibi eksikleriniz, sorun, sıkıntılarınız var? Ya şimdi bu yolu verdik. Şimdi Allah korusun burada bizim iş makinelerimiz çıkıyor, şu oluyor, bu büyükşehir. 10 sefer söyledi, şuraya 2 tane set yapmadı. Yolumuz güzel ama insanlar sürekli geliyor, bilmeyen insanlar. Yani kimseye suç da atmayalım ki. Yapılırsa güzel olur. Kasis mi istiyorsunuz yani? Hız kesici. Evet, hayır, hız geç değil. Set koysunlar ki. Yok, hız kesiciden bahsediyorum, kasis. Yavaşlasın araçlar. Bir trafik kazası olmasın. İleride belki muhtarım gösterecek yol çatını. Her sene orada dünyaca gazı oluyor. Oraya da yapılması lazım. Benim orada kuyum vardı. Ben yolda devrilen arabalar hep kuyunun içine düşüyordu. Kuyu da kapattım. Ama yine hızlı gidiyorlar. Siz de çiftçilikle mi uğraşıyorsunuz? Ya ben emekliyim işte, hobi şeklinde uğraşayım. Var mı kayısı ağaçlarınız? Efendim? Kayısı ağaçlarınız var mı? Var var. Çok 400-500 kök kayısım var. Sene nasıldı? Verim alabildiniz mi? Efendim? Bu sene nasıldı kayısı? Vallahi kayısı iyiydi ama şöyle... Benim reşberim var, ben zarar etmedim. Reşber olmayanların hepsi zarar etti. Yazık, günahtır. Yani 480 liradan 1000 liraya gömye gelir mi? Yani tamam, ben o insanlara da söylüyorum ama şimdi bu da 200 liraydı o zaman. Niye? Yani bak, ekmişim ben, yani hobi yapıyorum valla. Biraz kavun ekmişim, karpuz ekmişim, ne bileyim. Emekliler orada çarşıda oturup da böyle bir çay parası bulamıyorlar. Orada akşama kadar oturuyor. La gidin bahçenize kardeşim. Böyle kuşlar susuzluğunda öldü bu yaz. Gidin ağaçların dibine kova kova su koyun, o kuşlar içsin. Bak ben hep gidin bakın, hepsine koymuşum. Niye? Yani uğraşıyorum. Uğraşmak lazım. 73 yaşındayım. Allah herkese sağlıklı ömür versin. Gelsinler, hani gençlerden koşam. Ama bir dakika durdum yok. Maddi durumum da iyi. Yani şey değilim, çok şükür çalışıyorum. Kayısıdır, öbürüdür. Gelin gelin bak, meyvelerimi bir çekin. Siz, benim nelerim var hele. Peki, çok teşekkür ederiz, sağ olun. İnşallah tekrardan geliriz sizin bu tarafa doğru. Şöyle turumuza devam edelim muhtarım. Bir doğalgaz sıkıntısından bahsedildi, detayları evet, sizden dinleyelim. Şimdi doğalgazla ilgili sıkıntılarımız gerçekten var. Şimdiye kadar yollarımız kamulaştırılmadığı için, biz her ne kadar müracaat ettiysek de yolların kamulaştırılmadığından dolayı doğalgaz mahallemize gelmedi. Hı hı. Ama bize verilen söz 2025 yılında, önümüzdeki sene inşallah mahallemize doğalgaz gelecek. Yatırım programına alındı yatırım mı? Yatırım programına geçen müdür bey ile görüştük. Müdür bey yatırım programına alınacağını söyledi bize. Hı hı. İnşallah 2025 yılında doğalgaz mahallemize gelmiş olacak. Ama mahallenin tamamına gidecek mi, onu tam şey yapamıyoruz. Tam bilmiyoruz. Ama birçoğu yerlere girecek inşallah. Son zamanlarda özellikle doğalgaz konusundan vatandaş çok fazla dem vuruyor. Yani çok beklediler. Hatun Suyu bölgesinden de çok fazla sesler yükselmeye başladı. Herkes doğalgaz istiyor. Önümüz kış. Tekrar bir kışı sobayla uğraşarak geçirmek istemiyoruz diyorlar. Odunla, kömürle uğraşmak istemiyorlar haklı olarak. Evet. Yani inşallah bu doğalgaz talebi içinde vatandaşlar çok fazla mücadele ediyorlar. İnşallah karşılık bulur diye temenni ediyoruz biz de. İnşallah bizim de temennimiz odur. İnşallah kısa sürede biz de bu sorunu aşmış oluruz. Vatandaşımız, mahallemiz de rahat bir şeye kavuşmuş olur. Hı hı. Rahat bir nefes almış olur. Daha da modern bir şekilde ısınmış oluruz. Peki şu anda turumuza devam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Şöyle ilerliyoruz. Nereye evet, doğru gidiyoruz? Şu muhtarım? Anda mahallemizin Kemerköprü yolu sokağındayız. Hı hı. Kemerköprü sokağıdır burası. Mahallemizin içerisine doğru ilerliyoruz. Kemerköprü tabii diğer bir mahallemizin adı. Başka bir mahalle. Serintepe mahallesinin Kemerköprü sokağı. Evet. Hı hı. Hani Kemerköprü yolu olduğu için. Evet. Kemerköprü'nde. Buradan Kemerköprü'ye mi gidiliyor? Kemerköprü geçiş olduğu için Kemerköprü sokağı diye geçiyor burası. Mahalleler Kemerköprü zaten çok yakın. Hatta burası Sivas Köprüsü'ne kadar bağlıyor burayı. Tilek'i bağlıyor birbirine. Dile'ye kadar gidiyor, evet, oradan evet, Sivas yoluna bağlanıyor. Birkaç mahalle birbirine bağlayan yol burası. O zaman biz de yakınız buraya. Biz de Sivas yolundayız ya, iş yani yeri biraz, olarak. Evet. Yürüme mesafesinde değilse de yakınsınız tabii yani. Ki yürüme mesafesinde değil zaten. Evet. Şöyle devam edelim. Tabii sağlı sollu ağaçları görüyoruz. Bahçeler evet, var burada. Vatandaş çiftçilikle uğraşıyor. Tabii eski Malatya denilince akla tabii ki kayısı geliyor. Aynen. O konuya da değineceğiz ama biraz hizmet konusuna girmek istiyorum. Tabii doğalgazdan başlangıç yaptık ama suda, elektrikte genel anlamda mahallede sıkıntı var mı? Şimdi suda geçen seneler bizim bu şu an bulunduğumuz caddede, sokakta içme su hattı yenilemesi yapıldı burada. Buradan ta Ziraat Okulu bölgesi dediğimiz alt mahallemize kadar, oralara kadar şey gitti. İçme suyu altyapısı değiştirildi. Hı hı. Ve şu an bulunduğumuzun sol tarafı, üst tarafı
hat değiştirilmedi. Bu hatın değişmesiyle beraber burada bir sıkıntı yaşandı. Sıkıntı nedir? Artık basınç düşüklüğü oluyor şimdi burada. Yukarılara su çıkmıyor. Yüksek binalara veyahut da yüksek katlara su çıkmıyor. Özellikle güneş enerjilerine falan su çıkmıyor. Ondan vatandaş bu konuda çok muzdarip. Burada sıkıntı yaşıyoruz. Genel anlamda kaç katlı yapılar var burada? Burada çok sayıda değil ama burada 3-4 katlı kadar birkaç tane binamız var. Hı hı. Ama diğeri de hepsi yataydır. Yani şöyle 2 katlı, 1-2 katlı binalarımız vardır yani. Şimdi oralara su çıkmıyor mu? O yüksek yerlere, bu yolun solundaki yerlere çıkmıyor. Sıkıntı yaşıyoruz burada yani. Hı hı. Biz bunu yetkililere bildirdik. Yetkililer buna çözüm getirecekler ama daha bir çözüm de gelmiş değil. Yazın bir ara şey yaptılar, yazın bir ara şeyini yükselttiler. Suyun basıncını yükselttiler. O sıkıntı giderilmiş oldu. Ama daha halen ara ara devam ediyor. Özellikle bir su patlağı olduğu zaman veya bir arıza olduğu zaman bu sıkıntı sürekli gündeme geliyor. Onun da sebebi depolardaki basınç düşüklüğünden oluyor. Yani su boşa gitti mi deponun basınç düşünce yüksek yerlere su çıkmıyor. Bu da bir sorun yani kendi başına. Çok fazla susuzluk yaşandı mı bu sene? Yok, çok fazla yaşanmadı ama işte dediğim gibi bu yüksek yerlerde birkaç sefer susuzluk sıkıntısı yaşadık. Başka sıkıntı yaşamadık. Öbür türlü bizim mahallemizin gideceğiz, oraya da gideceğiz birazdan. Ana merkezinde bir sokağımız var. Oranın hattının değişmesi lazım. Yıllar önce o hat şey oldu. Oraya döşenmiş ki asbest borular hem sağlık açısından iyi değil hem de artık işlevini yitirmiş yani. Onlar patlak veriyor. Ondan sonra su kirli. Boruların mı değişmesi olur. Gerekiyor? Tabii, o ana hattın değişmesi lazım. Ortalama kaç yıllık borular onlar? Onlar 30'u aşkındır onlar. Hı-hı. Ama biz bunu yetkililere şey yaptık tabii. Bildirdik. Yetkililer bununla ilgili çalışma yapıyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde orayı da değiştirme iyi planı almışlar yani. Şöyle yürümeye devam ediyoruz. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar da var galiba. Evet, zaten burası hayvancılık ve tarım, kayısıyla uğraşıyor genelde mahallemiz. Genelde hayvancılık mı tarım mı? Hayvancılık da ön plandaydı. Son zamanlarda hayvancılığı biraz gevşettiler. Sebebi de azaldı. Girdilerin yükselmesi, hayvan fiyatlarının yükselmesi, et fiyatlarının düşmesi. Yani kasaplarda değil de karkas et fiyatının düşmesi. Den dolayı şu anda hayvancılık bir nevi biraz azaldı yani. Gittiğimiz her bölgede maalesef hayvancılıkla ilgili aynı şeyleri duyuyoruz. Muhtarım, vatandaşların çok fazlasıyla eskiye oranla tabii ki hayvancılığı, hayvanlarını azalttığını duyuyoruz, şahitlik Hı-hı. ediyoruz. Yani korkumuz odur ki yani birkaç yıl sonra tamamen hayvancılık yok olma tehlikesiyle karşılaşacak diye gerçekten tedirginiz biz de. Çünkü her noktada bu duyumları alıyoruz. Nereden ilerleyelim tam olarak? Seni soldan mahalle merkezine gidelim. Hiç fark etmez. Burası DSE Şahnağan ana kanal yolu. Hı-hı. Şu anda batıya doğru gidiyoruz. Sırtımız yine DSE Şahnağan kanal yolu. Yolumuz devam ediyor. Kemerköprü'ye doğru devam eder. Hı-hı. Şu anda DSE Şahnağan kanal yolunda devam ediyoruz. Mahalle merkezine doğru gidiyoruz. Peki şöyle devam edelim. Tabii ki yanımızda sulama kanalları var muhtarım. Sulama kanallarından yana sıkıntı var mı? Çünkü depremle birlikte çok fazla hasar alan sulama kanalları oldu. Sizin mahallede durum nedir? Sulama kanalımızda depremden dolayı sıkıntı değil de su yetersizliğinden, su yokluğundan dolayı sıkıntılarımız var. Sulamadan yana sorun var. Yani Tilek bölgesindeki mesela Şahnağan'dan gelen suyun Tilek bölgesine takılması. Tilek'ten bizim bu taraflara doğru suyu gelmiyor fazla. Vermiyorlar aşağı doğru. O konudan dolayı sıkıntımız var. Buradaki arazilerimiz hepsi sulu arazilerdi. Tarım yapılıyordu. Yani birçok arazimiz su olmadan dolayı şu anda boşta. Yani onları da gösterebilirim, ispat edebilirim size. Yıllardır mesela burada diyebilirim belki hemen hemen 1000 dönümden fazla arazi şu anda boş duruyor. Bu da yani büyük bir kayıptır. Ülke için, tarım için, ekonomi için. Kuruyan ağaçlar oldu mu peki? Tabii. Kapalı sistem sularımız var şu anda burada. Mevcut gittiğimiz yolda da kapalı sistem su var. Bu kapalı sistem de biraz maliyetli olduğu için insanlar bunu çok şey yapamıyor, kullanamıyor. Yani ne anlatayım size, atıyorum 3 sefer sulayacağına vatandaş çok fatura gelmesin diye bunu 2 sefer suluyor. Vatandaş çoğu bölgede kullanmadığı suyun bedelini dahi ödüyor. Yani var. Burada var mı öyle bir sorun? O da var. Mesela şu kanalda bir su almıyoruz. Biz bu kanalda su parası veriyoruz. O da nasıl oluyor? Ben onunla ilgili bir çalışma yapmıştım geçmiş yıllarda. Vatandaş kendi imkanlarıyla 20-25 sene bundan önce hani bu sular gelmeyince, bu devletin getirdiği su olmayınca, bu kapalı sistem suyu. Vatandaş o zaman kendi bitkisini, ağacını kurutmama adına kendi imkanıyla şey yaptı. Sondaj kuyuları açtı. 150 metre, 200 metre derinliğinde. Ve hiçbir devletin de katkısı olmadan, sulama birliğinin katkısı olmadan. Ortalama kaç yıl önceden bahsediyoruz? Ortalama 95'li yıllar, 95-2000'li yılları falan. İnsanlar bu
şartlarda kendi sularını çıkardı. Hiçbir katkı olmadan ve devlet şu an diyor ki sen de yeraltı suyu bana aittir diyor. Şey vereceksin bana diyor. Katkı payı vereceksin diyor. Ve bu katkı payı da biraz yüksek. Burada dönüm başına mesela şu kanalda şu anda dönümü 500 bin lirayken diyor ki hiç su almadın halde bana diyor sen de 500 bin liradan su parası vereceksin diyor. Şu an o sondajlar kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Ona elektrik faturası veriyorsun. Öbür türlü şeye de devlete de almadığın suyun bedelini veriyorsun. Yani şu kanaldan suyu almadığın suyun bedelini veriyorsun. Bununla ilgili biz bir çalışma yaptık. Biz buna sonuca varamadık. Bedeller de yüksek galiba muhtarım. İşte diyorum ya mesela burası şu anda dönümüne 1000 metrekaresine 500 bin lira 600 bin lira sulanırken mesela su bedeli alırken o bedeli suyu almadığın halde o bedeli hava parası olarak veriyorsun. Bu da sıkıntı. Ortalama peki bir sezonda ne kadar ödüyor çiftçilerimiz? İşte dönüm başı şimdi her kanalın ayrı bir fiyatı vardır. Mesela şu kanalın fiyatı 700-800 bin liraysa bir altta kanalımız var o motopompla çalıştığı için onun 800 bin lira civarındadır. Yani o farklı farklı. Her kanalda ayrı bedel var. Atıyorum 1000 liraysa 100 dönüm tarım var ise ne yapar? 10 bin lira para yapar. Yıllık bir 10 bin lira ödeme yapıyorsun sen buna. Suyun olmayışı ayrı muhtarım ama şöyle baktığımız zaman kanalların da bakımsız olduğunu görüyoruz gerçekten. İşte, yani en azından böyle. Şöyle bir gelinip bakılsa zaten gözler önünde anlatmaya da çok fazla gerek yok. Çok fazla bakımsız. Yani yıllardır bu şekilde devam ediyordur diye tahmin ediyoruz biz de. Aynen böyle bu. Yıllardır bu kanal bu şekilde gidiyor. Ha su olsa yine de bakım yapılır. Su olmadığı için biraz tabii atıl durumda duruyor yani. Ha, suyun olmamasından dolayı böyle oluyor bu. İnşallah ileriki süreci çözürüz bu. Devam edelim turumuza. Çiftçiler de zorda. Bu sene özellikle kayısının para etmediğinden çok fazla yakınıyor aslında çiftçilerimiz. Bu sene Serintepe bölgesinde kayısı nasıldı? Verim alındı mı? Kayısı bu sene Serintepe bölgesinde çok öyle yüksek miktarda verim yoktu. Yani bazı bahçeler iyiydi, bazıları kötüydü. Verim düşüklüğü zaten var. Yani mesela diyelim burada 50 tane bahçe varsa bu 50 tanenin ancak 10 tanesinde meyve var. Diğerinde yoktu. Neden peki bu sene sıkıntı neydi? Sıkıntı, bu bölgede yani. Sıkıntı neydi? Sıkıntı işte hava muhalefeti. İşte ne bileyim her seneki gibi şeyler oluyor. Bazen don yapıyor, bazen dolu yapıyor, bazen rüzgar yapıyor bunu. Verim düşüklüğü oluyor. Onun için sıkıntılar var yani. Gittiğimiz aslında birçok bölgede bu sene kayısının ciddi anlamda verimden kaynaklı olarak iyi olduğu söyleniyordu. Ama bu bölgede galiba bizim aynı şey söz yok. Konusu bizim değil. Burası biraz da çukur olduğu için özellikle don muhalefetine çok yatkın bir yer. Onun için yani donda en ufak bir rüzgarda bu şey oluyor bu. En ufak bir rüzgarda hemen alır götürüyor burası. Sıkıntılı bir yer yani. Oldukça da dağınık bir mahalle. Şöyle dağınık yürüyoruz evet. Ama hiç kimseyi göremedik maalesef ki. Şimdi mahalle merkezine gireceğiz. Burası biraz daha kenar olduğu için mahalle merkezine gireceğiz şimdi yoğunluk olan yere göre. Peki dağınık diyoruz ya muhtarım. Hizmet konusunda da dağınıklıktan kaynaklı olarak aksamalar oluyor mu? Hizmet konusunda yollar veyahut da sular, su altyapı bakımında yani onu mümkün mertebe her tarafa ulaştırmaya çalışıyoruz. Devletin bize verdiği imkanlar dahilinde. Ha doğal gaz konusunda biz çok sıkıntılıyız. Mesela örnek verecek olursak biz geldikten bu yana elektrik hatlarımızın hepsini değiştirdik %100'ünü. Alpex kapalı kablo yaptık. İçme suyunun mahallenin %60'ını hemen hemen değiştirmişiz. Hepsini yeniledik. Yolların hemen hemen %90'ına yakını hepsini yapmışız. Arkadaşlar şöyle sağda gireceğiz. Şöyle sağdan ilerleyeceğiz. Böyle yani eğer doğalgazla gelirse inşallah şey yaparız. Onu da her tarafa ulaştırmaya çalışırız. Yani biz burada hiç kimseyi mağdur etmeme adına. Şimdi hani belli bir bölgede olup belli bir bölgede olmayınca vatandaş da bunun sistemini yapıyor tabii ki haklı olarak. Niye üst tarafa geldi tabii. De buraya gelmedi diye tepki gösteriliyor elbette. Çünkü aynen hizmet öyle. Herkesin hakkı eşit bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Yok, tabii ki. Mümkün mertebe söyletmemeye çalışıyoruz. Çünkü biz herkese eşit şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Ha ben kendi adıma söyleyeyim bunu. Yani bana mesela konu oraya geldi. Oy verdi vermedi veyahut da şu parti bu parti demeden yani hizmetleri eşit bir şekilde götürmeye çalışıyorum. Ki sizin açınızdan söylemiyorum hani yetkililer yani. Açısından söylüyorum. Yetkililer açısından da zaten biz muhtarlar olarak biz vatandaşlarla kurum arasında biz köprüyüz. Evet, evet. Vatandaşlar bizi yani siz ancak vatandaşın talebini şey iletiyorsunuz tabii. Belediyeye, biz kurumlara. Kurumlara götürüyoruz ve kurumlarda da tam yeteri verim alabiliyor muyuz? Tabii alabiliyor ki musunuz? Tam istediğimiz gibi değil. Yani eksikler var tabii ki. Bununla ilgili tabii biz müracaatlarımızı sürekli yapıyoruz.
diretiyoruz, ısrar ediyoruz, inat ediyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya onlar da ellerine geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat böyle bir süreçte biz geçtik ki bizim gelişimizle ilgili bir pandemiydi, bir Elazığ depremi, bilmem bu son felaket deprem, şunlar bunlar, ekonomik kriz derken bu şekil gidiyor. Mesela bu sene yine bu şeyden dolayı biz bazen kurumlara gittiğimiz zaman işte biraz vatandaş kemer sıkma politikasını hissettiriyor, yani vatandaşı hissettiriyorlar. Hepimize hissettiriyorlar. Bunu da mecburen işte hep beraber çözmeye çalışacağız. Bakalım öyle. İnşallah iyi olur yani. Tabii gittiğimiz bütün mahallelerde her gün bir mahalledeyiz. Gerek vatandaşlara gerek de muhtarlara mikrofon uzatıyoruz. Muhtarların da çok memnun olduğu kurum ve kuruluşlar oluyor elbette. Yani dile de getiriyorlar. Sizin mesela hani defalarca dilekçe verdiğiniz konular vardır illaki. Ya da bir kere söylediğinizde gelip o sorunun hallolması, halleden kurumlar vardır illaki. En çok hangi kurumla koordineli bir şekilde çalışabiliyorsunuz? Şimdi biz hepsiyle hemen hemen içe çalışıyoruz. Özellikle burada belirtmek istiyorum bunu. Yetkilileri de bunu duysunlar. Biz telekomla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Neden sıkıntı yaşıyoruz? Bizim mahallelerimize hani bu son zamanlarda özellikle deprem ve pandemiden bu yana internet zorunlu hale geldi. İnternet olmasa olmazlardan olur. Pandemiyle birlikte özellikle tabii, uzaktan eğitim görüyordu vatandaş. Uzaktan eğitim falan filan. Bu eğitim internet zorunlu hale geldiği için biz mesela gidip müracaatlarımızı yapmışız. Onlar da geldiler, bizim ön başvurularımızı hepsini aldılar. Altyapı çalışmalarıyla ilgili şu an çalışma yapılıyor. Mahallenin mesela bazı şeyler var. Bazı yerlerde internetimiz var. O da çok zayıf. Onunla ilgili bir sıkıntılar bildiriyoruz. Fakat biraz geç müdahale ediliyor. Artık onun da sebebini bilmiyoruz. Yani bunu bir tek benim mahalle değil, bölge olarak öyleler. Biz bu sorunu onlara birebir anlattığımız zaman diyorlar ki işte yoğunluktan dolayı işte biz yetişemiyoruz gibisine. Yoğunluktan dolayı mı yoksa dolayı. Altyapıdan kaynaklı olarak i̇şte mı? Altyapı olmayınca şimdi herkes bütün mahalleler, Malatya genelleri hepsi birden talep edince ister istemez bu pandemiden bu yana şey oluyor, yani yoğunluk oluyor, onun için ulaşamıyorlar bizlere. Pandemiden bu yana da yani 4 sene geçti, uzun zaman geçti, artık 5. seneye girmek üzereyiz. Tabii depremden sonra da büyük mağduriyetler oluştu aslında internet konusunda da. Biz de defalarca bunu gündeme getirmeye çalışacağız da ama maalesef ki internet herkesin yakındığı konuların başında geliyor. Yani hatta bugün de ben bir muhtar arkadaşımla beraber Ramazan Bey'e gidecektik, müdür beyin yanına, bununla ilgili, internetin ilgili. Sizin geleceğiniz için ben o programı iptal ettim, gidemedim. Buradan dile getirmiş olurum en azından. İnşallah. Buradan duyarlar inşallah. Serintepe halkı gerçekten sağlıklı bir internete kavuşmak istiyor. Belli bölgelerde çekmiyormuş. Yani vatandaş bunun sıkıntısını çok fazla yaşıyormuş. İnşallah bütün bölgelere eşit bir şekilde dağıtılır. Bununla ilgili bir çalışma yapılır. Var. İnternetimiz var bazı sokaklarımızda. Yani çok zayıf, düşük. Yani çok düşük geliyor. Fiber internet istiyoruz yani biz burada şu anda. Çünkü zaman artık bunu kaldırıyor. Bazı yerlerde kablolar çalma olayla ilgili şey var, sıkıntılarımız vardı. Onlarla mücadele ettik çok. Ama fiber olursa diyorum ki şey olmaz yani, bu tür hızlıklar, şunlar bunlar da olmaz. Ne zaman yaşandı o olaylar? Ya her zaman yaşanıyor onlar. Daha da kaliteli bir internet gelmiş olur yani. Şöyle devam edelim muhtarım. Yani merkez tam olarak burası mı? Daha yürüyecek miyiz? Merkez burası. Buralar devam ediyor. Çok fazla kimseyi göremedik maalesef yine. Herkes kendi arazisinin üzerine ev yapmış durumda. Orada yaşıyor galiba. Aynen. Kendi arazisinin üzerinde herkes. Herkesin kapısı da kapalı. Göremiyoruz kimseyi. Çok da sokakta kimse yok herhalde. Belki havada sıcak olunca saat tabii. Saat itibariyle de olabilir. Yani çoğu vatandaş çalıştığı için yani işe gitmişlerdir diye tahmin ediyorum. Bu tarım bölgesinde de insanlar hepsi şeyde de yani mesela mahallenin belli bir toplu şeyi yok. Böyle yol boyunda böyle gider. Yol kenarından sağında solunda. Herhangi bir toplanma alanı yok mu? Bir kahvehane olur ya da herhangi bir yer olur? Yok, mahallemizde kahvehane yok. Toplu olan yerimiz, okulumuz var. Orada da zaten öğrencilerimiz devam etmekte. Şurada galiba bir çalışma var. Orada bir çalışma var, evet. İnşaat çalışması galiba. Burada yaşıyorlarsa mikrofon uzatabiliriz aslında. Yok, onlar yabancılar. Yabancılar. Buraya gelip buralarda bunlar hep ev yapmışlar galiba. Buralar. Depremde ağır hasar gören yerler. Tabii o süreci de biraz konuşmak istiyorum. Muhtarım, neler yaşandı? Mahallede kaç hasarlı yapı vardı? Mahallemizde depremde 52 civarında bir yapımız, ev ve işte yapı olarak ağır hasarlı yerlerimiz vardı. Bunların hepsi yıkıldı. Bu son kura çekimlerinde de
birkaç kişiye şey çıktı, ev çıktı ama yani hep tamamına çıkmış değil. Yani 52 tane bir evi civarında bir şeyimiz var. Ağır hasarlı yapımız vardı. Orta hasarlı yapılarımız 1-2 tane vardı. Yıkıldı mı onlar? Yıkılacak mı? Orta hasarlar da ağır hasar kategorisine girdi. Onlar da yıkıldı. Bunlar yıktılar yani. Hiçbir şey kalmadı. Benim mahallemde depremden dolayı yıkılacak bir şey kalmadı. Şu anda herhangi bir durum söz konusu değil. Hepsi temizlendi. Harfiye de kaldırıldı evet. Peki ne yapacak o vatandaşlar? Yerinde dönüşüm mü istiyorlar? TOKİ'den mi ev istiyorlar? Ya nasıl bir uygulayacak? Şimdi mahallemizde genelde %98'i TOKİ'den talep etti. Bu yıkılan evlerin arasında 4 tane vatandaşımız yerine dönüşüm talep ettiler. Yerine dönüşümü de gelip yerine baktılar. Ekipler, yetkililer. Dediler ki biz bunları yaparız. Daha sonra onları da şeye tabi tuttular. Onları da TOKİ'ye aldılar. Yani 4 tane için buraya bu mahalle ekip gelmez artık neyse öyle bir şey mi oldu bilmiyorum onu. Onları da TOKİ'ye bağladılar. TOKİ'de verecekler onları. Yani yerinde yapmayacak onlarda. Yerinde yok bizim burada. Peki razı oldular mı? Tabii hepsi razı şu anda. Sıkıntı yok yani o konuda. Zaten mahallenin %98'i şeyde razı olduğu için yerinde şey TOKİ'ye. Onun için kimse çok müdahale etmedi yani burada. Şöyle devam ediyoruz. Şurada da bir park var küçük bu de olsa. Bu okulumuz burası. Okulumuzun bahçesinde bir park belediyemiz sağ olsun Batagazi Belediyesi yaptı. Kendine teşekkür ederim bana. Okul, ilkokul mu, anaokul mu, ortaokul? Ortaokul, ilkokul, anaokul. Hepsi var burada. Yeterli oluyor mu peki? Yeterli. Hatta bizim öğrencimiz biraz şey oluyor. Yetersiz de bir ara sıkıntı yaşadık. Şu anda iyi. Şu anda problem yok. Okulumuz çok güzel. Başarısı yüksek bir okul. Kaç yıllık bir okul burası? Hüseyin Gazi Ortaokulu'ymuş. Hüseyin Gazi Ortaokulu tarihini tam bilemeyeceğim ama 25'i aşkındır diye düşünüyorum. Epeydir bir okul, burada bu okul devam etmekte. Şu anda eğitim veriyor. Güzel, eğitimi de güzel. Sıralamada bayağı da öğrenci verdi burada. Her alanda, her bölümde öğrenci çıktı burada. Doktor da yetişti, mühendis de yetişti. Hasar durumu evet, nedir var peki? Hasarsız. Hasar yok. İki katlı zaten galiba. Evet, iki katlı. Peki şöyle devam edelim tarım turumuza. Şurada da sandalyeler var da onlar dikkatimi çekti. Orası mahallenin kendi adına aldığı sandalye. Herhangi bir taziyede, bir etkinlikte, bir düğünde falan biz onları kullanıyoruz. Mahalle kendi adına almıştır. Masa sandalye, bir 700 tane civarında bir masamız, şey sandalyemiz var. Bir 60 civarında bir masamız var. İşte bunu mahalleli kendi arasından bunları aldı. Oraya koymuşuz. Kime lazım olursa ücretsiz, ücret talep etmeden götürüp kullanıyorlar bunu mahalle içerisinde. Onun yanı sıra iki tane taze çadır yaptırmışız. Yani ihtiyacı olan o şekilde yani kullanabiliyor, ücretsiz bir şekilde. Yani bir yere şey kalmadan, destek almadan. Peki şöyle devam edelim. Bura Malatya merkeze çok yakın bir mahalle aslında. Vatandaşlar çok sıklıkla soruyor mu size? İşte dönüm başına ne kadar bilmiyoruz tabii ama işte satılık arsa var mı diye soruyorlar mı? Bu soruyu niye sordun sen bana? Şimdi burada tabii ki yer yer değişiyor. Bu yolun kenarındaki arazilerin fiyatı farklı. Biraz da içeri girdiğince fiyatlar farklı. Şu anda burada... Fiyat olarak sormuyorum. Hani soruyorlar mı satılık arsa var mı? Çünkü Malatya merkeze çok yakın. Var. Onu çok soran var. Ben yanlış anladım. Pardon, özür dilerim. Onu çok soran var. Yalnız bizim burası küçük parseller olmadığı için hepsi 5'er, 10'lar, 20'şer, 50'şer dönüm araziler olduğu için bu tür yerlerde de bunun da satışı biraz zor oluyor. Satmıyorlar yani. Satmıyorlar. Ve mal sahipleri de bunu satmak istemiyor. Ama çok soran var. Özellikle bu depremden bu yanı burada aşırı bir talep var. Aşırı bir talep patlaması oldu. Fakat hiçbir talebe de cevap veremedi burada. Tabii vatandaşlar kendi arsalarından pay vermek istemiyorlardır haliyle. Tabii canım, şimdi kimse getir de kendini ortak edemez yani. Onun için kimse satmıyor mu kendi arsalar arası. Da büyük olduğu için. Arsa büyük, arsa değerli. Bizim burası sakin bir mahalle. Bizim burası dediğiniz gibi şehir merkezine, ilçe merkezine yürüme mesafesinde. Araç olmasa daha yürüyerek gidebiliyorsun yani burada. Peki genel anlamda akrabalardan mı oluşuyor yoksa yabancılık yok, var mı? Yok, herkes de var. Akraba da var. Ama her renkten insan da var burada. Yani dışarı illerden de var. Ama geneli Adıyaman bölgesine gelen insanlar. %70'i, %80'i. Herkes güzel bir şekilde geçinebiliyor. Akrabalar da var tabii, mesela diyelim büyük aileler de var burada yani. Öyle, onda da sıkıntı yok yani, güzel bir şey. Zannediyorum herkes uzun yıllardır burada yaşam sürüyor. Yani şu anda bizim bulunduğumuz bu sokak hemen hemen 45-50 seneden beri burada oturan insanlar var. Hep aynı yerde oturan insanlar var.
Hani oturan şey yapmamış. Oturan çıkmamış burada. Bir de genel anlamda tek katlı, yani müstakil ya da iki katlı, üç katlı yapılar olduğu için zannediyorum ki depremde de buralar iki tane yapı hasar almış, yıkılmış ama onlar da çok eski yapılardır diye tahmin ediyorum. Yani şimdi bir Malatya'yla kıyaslama yaparsan tabii ki şimdi oralar kadar bir ağır hasar almadı ama sayı olarak da 50 küsur tane ağır hasarlı şeyimiz var, yapımız var. Hı hı. Onlar da temizlendi. Mesela şu anda kameranın gösterdiği yer orada. Bu tarafında bir bina vardı. Ağır hasarıydı. Alındı mesela. O kerpiç binaydı. Alındı. Toprakları verimli mi? Topraklar verimli. Topraklar su olursa toprak verimli. Sudan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani yeteri kadar sulayamıyoruz. Yani o da maliyetten dolayı. Elektrik girdisi, elektrik maliyeti, işte gübre, şunlar bunlar derken mazot, bunlar pahalı olduğu için yeterince şey yapamıyoruz yani. Yeterince bakamıyoruz. Bu bölgede ne ekseniz yetişiyor diyebiliriz her herhalde. Şey yetişir, toprak evet. Gerçekten her çok şey verimli. Yetişir. Hatta geçtiğimiz haftalarda... Şu anda tütün var orada. Evet, tütün. Hı-hı. Görüyoruz ama tütün sağ var. Tarafta. Geçtiğimiz haftalarda bu bölgede muz dahi yetiştirildiğine dair tabii ki haberler muzu aldık. Muzu bilmiyorum. Bizim bu bölgede muzu ben görmedim ama bizim burada... Sırcılar bölgesi o taraflarda evet vardı. Evet. Doğrudur, ben hiç denk gelmedim. Hı-hı. Ama mesela badem yetişiyor, nar yetişiyor, incir yetişiyor. Narlara zaten şahitlik ettik yol boyunca. Yani evet. Herkesin galiba var bu şekilde nar ağaçları. Biz de çok fazla şahitlik ettik. Aynen. Ceviz ağaçları, nar ağaçlarına denk geliyoruz. Her türlü ağaç yetişiyor. Diğer ürünler de mesela pancar, domates, biber, hubat, yonca, mısır, fi, yani bu tür şeyler hepsi yetişiyor burada. Yeter ki su olsun. Su oldu mu hepsi oluyor. Peki bir azalma oldu mu tarımdan yana? Çok azalma oldu. Dedim ya hani %60, %70 azalma olmuş. Yani sudan kaynaklı mı? Geldi. Tabii ki bitme aşamasına geldi. Su, ondan sonra şey, mazot, gübre girdilerinin pahalı olması. Bu da insanları artık başka alternatif yollara sevk etti, yönlendirdi. Onun için sıkıntı yok. Kayısıdan vazgeçenler son dönemlerde özellikle bademe yoğunlaştı aslında. Çok fazla bu tarz haberler alıyoruz. Yani bu bölgede nasıl hiç bademe yönelen oldu mu? Var. Alternatif olarak burada bir iki parça var. Bir iki bahçemizde badem yetiştirme şeyi başlamış. Fakat o da çok da yaygın değil. Ha, alternatif olarak kayısıya alternatif düşünülüyor, oluyor. Onun için... Peki badem daha mı az su istiyor? O yüzden mi hani vatandaşlar badem daha çok yoğunlaşıyor? Bilmiyorum. Aslında o da kayısı gibi büyük ihtimalle. O da çerdekli bir meyve. Bilmiyorum onun nasıl yetiştiğini ama şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Hı hı. Ama alternatif olarak kayısıya onu şu an yetiştiriyorlar ki verim de alınıyor. Hı hı. Ha, oluyor yani orada. Ama burası dediğim gibi özellikle büyük besçiler vardı. Hayvancılıkla çok uğraşılırdı. Ama ne yazık kaç ki, tane besi var? Besi sayısını tam bilemeyeceğim. Şimdi her evde vardır. Hı hı. Küçük çaplı. Birer, ikişer, üçer, beşer neyse. Ama o büyük şöyle atıyorum 100-150 başlık büyük çiftliklerimiz burada. Bir 10 civarında var diye düşünüyorum, tam sayısını bilmiyorum. Yani. Eskiden kaç taneydi ortalama? Büyük besi açısından ya, soracak olursam. Ama şu anda olanlar da boş duruyor bir çoğu. Hani içine hayvan koyuyor. Sayıyı bayağı bir azalttılar. Sayı yerinde duruyor ama içini dolduramıyor insanlar. Hı-hı. Bugün bir hayvanın şu anda maliyeti 100 bin liradan başlıyor en az. 100 liraya bir hayvanı alıp getireceksin ki bu hayvanın kesime gelmesi için de 40 bin lira da buna yem yediriyorsun. Çünkü torbası şu anda 600 bin lira. Hı-hı. Bunun hesabını kim yaparsa yapsın. Yani bu abartılı değil. Bir hayvanın kesime gelmesi için bir yaşındaki bir hayvan 40 bin lira, 35 bin lira, 40 bin lira yemeyecek ki sen o hayvanı kesime getiresin. Bunun da 40 bin lirayı bir hayvan ettikten sonra sen bundan ne kazanacaksın? Kazanmadıktan sonra insanlar bu işi yapmıyor da. Bırakıyor yani. Bu sene Kurban Bayramı'nda da aslında yetiştiriciler çok fazlasıyla yakınıyorlardı bu durumdan. Yani çok fazla eskiden çok daha fazla üretim yapıp çok daha fazla hayvan sattıklarını söylüyorlardı. Bu sene hem üretim daha az. Yani yetiştiriciler artık önceden 10 tane besliyorlarsa şu an 4-5 tane besleyebiliyorlar. Hayvan pazarında da o tabloyu gördük. Yani yetiştiricilerin çok fazlasıyla yakındığını defalarca ekranlara getirmeye çalıştık. Ya şu anda çok doğru söylüyorsunuz. İyi bir tespit yapmışsınız. Şu anda kendimden örnek verecek olursam. Kendi örnek verecek olursam ben mesela eskide 15-20 tane hayvan ben beslerken şu anda bende sayı 2 tane. Hı hı. Bu son 3-4 yıldır sayı 2 tane. Neden 2 tane? Çünkü dediğim gibi yemler pahalı olduğu için, girdiler yüksek olduğu için biz bunu artık yapamıyoruz yani. Besleyemiyoruz. Ne yapıyoruz bu sefer? Pazara değil de sırf kendi boğazımız için biz üretime geçtik şu anda. Çiftçi olarak, köylü olarak. Bu da ne yapar? Bu da ekonomiye zarardır. Yani bu memlekette, bölgeye zarardır bu. Üretim olmadığı sürece sen nasıl yapacaksın? Üretim olmazsa yarın öbür gün sen
pahalı pahalı dışarıdan mal alıp getirip kendi insanına, kendi halkına yedireceksin. Hı hı. Bu da doğru bir şey değil. Evet. Yani bunun yetkililerinin buna çözüm getirmesi lazım. Mesela bayram dediniz, Kurban Bayramı'nda karkas et fiyatı bayram öncesi 380 bin liraya kesilirken bayramda 360 lira, 340 lira düştü. Hı hı. Hatta geçen gün 300 lira düştü, düz 300'e. 280 bin lira dışarıda gelen hayvanları kestiler. Angus dediğimiz hayvanları. Hı hı. 300 bin lira, 330 bin liraya da şu anda şey kesiliyor. Bizim yerli hayvanlarımız kesiliyor. Ya bu da ne yapıyor? Bu da haliyle çiftçileri bezdiriyor ve usandırıyor. Sürekli üretimden uzaklaştırıyor. Hı hı. Muhtar, mahalle bayağı dağınık. Dilerseniz geri dönelim burada. Buradan evler gideceğiz. Yoksa. Ha, şuradan dönüş yolu var mı? Aynen, dönüş yola gideceğiz, evet. Tamam o halde. Çok fazla kişiye de denk gelemedik. Yani belki onlara oradan, da mikrofon uzatmak belki isterdim. Belki oradan geleceğiz. Belki oradan geleceğiz. Hı hı. Dediğim gibi hani burası tarım bölgesi olduğu için insanlar belki arazidedir veyahut da başka yerlerdedir. Onun için denk gelmedik. Yani bir şehir merkezi gibi hemen insanlara denk geleceğiz bir şey yok. Herkes şu anda burada işinde gücünde. Evet. Öyle devam edelim. Aşırı burada da ne yetiştirilmiş burası? Muhtarım? Bu tütün bu. Tütün. He? Mahallemiz, kendi mahallemiz, cebini düşünmek adına aynen, en azından aynen. Hangisi daha verimli olacaksa o ürüne yoğunlaşmış galiba. Evet, doğrudur. Peki şu an konteynerde kalan vatandaşlar var mı mahallede? Konteynerde kalan vatandaşlarımız çok sayıda yok. 2-3 tane vatandaşımız var. İşte onlar da inşallah ev çıkarsa o sıkıntılar gidermiş olur. Hak sahipliği konusunda bu bölgede sıkıntı oldu mu? Hak sahipliği konusunda sıkıntı olmadı. Yani herkesin zaten tapusu kendi adına. Bir iki tanesinin dışında. O bir iki tane de onlar müşterekler. Onlarla ilgili de onların hepsi başvurularını falan yapmışlar. Artık onu nasıl bir ayrıştıracak onu bilmiyorum. Çevre ölçeği mi yapacak, şey mi yapacak onu bilmiyorum. AFAD mı yapacak? Yani hak sahipliği konusunda çok sıkıntı şu anda yok. Hepsinin hak sahipliği çıkmış yani. Peki şöyle sağdan ilerleyelim. Tabii dağınık olduğunu programımızın başından beri aynen. Söylüyoruz. Peki ulaşım konusunda sıkıntı var mı? Bu kadar dağınık bir mahalleye her alana otobüs giriyor mu? Şimdi her alana otobüs girmiyor. Ulaşım konusunda sıkıntılarımız var. Özellikle otobüs saatleriyle ilgili sıkıntılarımız var. Normalde buralara şu anda 2 saatte bir, 2,5 saatte bir otobüs geliyor. Biz bu 2-2,5 saat değil de her saat başına otobüs araç girerse vatandaş ulaşım konusunda daha da rahat eder. Bunda öğrencilerimiz var, çalışanlarımız var, fabrikada çalışanlar var, yaşlısı var, bayanı var, erkeği var. Yani bu konuda biraz sıkıntımız var. İnşallah onu yetkililer düzeltirler de saat başına çekerler, sıkıntı giderilmiş olur. Peki şu an bulunduğumuz yoldan geçiyor mu otobüs mesela? Buradan şu anda geçiyor. Burası Taşgever Sokağı. Burası sınırımız, Bitişik Mahallenin sınırıdır. Şu taraf şu anda Kemer Köprü. Bizim bulunduğumuz sağ tarafımız Serintepe Mahallesi. İki mahallenin ortak yolu burası. Evet. Ve aynı zamanda iki mahallenin de ortak otobüs güzergahı. Daha önce Kemer Köprü'ye ve Eski Malatya'daki aslında birçok mahalleyi çekmiştik. Serintepe'ye ilk kez geliyoruz muhtarım. Tabii hemen hemen aynı zaten. Serintepe. Kemer Köprü ile hemen hemen sınır zaten. Aynı bölge diyebiliriz. Kemer Köprü de bu şekilde işte yürüyerek programımızı yapmıştık muhtarımızla birlikte. Anlatmıştık sorunları, sıkıntıları. Bir de Serintepe'ye gelelim dedik. Tabii buraları da biraz gündeme getirmek istedik. Çünkü kırsalda yaşayan vatandaşlar aslında mikrofona daha muhtaçlar. Onu gözlemliyoruz. Vatandaş geçtiğimiz hafta Hasırcılar o tarafa gittiğimizde aynı zamanda diğer bölge Eski Malatya'daki mahallelere gittiğimizde hiç gelmiyorsunuz diye sitem ediyorlar. En azından kırsala daha çok yoğunlaşalım. Vatandaşın sorunlarını gündeme getirelim istedik. Çok iyi etmişsiniz. Elinize emeğinize sağlık. Hoş gelmişsiniz. Mahallem adına tekrar size teşekkür ederim. Gerçekten iyi düşünmüşsünüz. Yani biraz da kırsala el atılmazsa şimdi bu insanlar hepsini çarşı çekmen de doğru olmaz. En azından herkesin yerinde kalması için kırsala da önem verilmesi lazım. Yani her aynen açıdan, öyle. Her alandan. Tabii şöyle devam edelim. Bunlar herkes bu şekilde kendilerince yaptılar, ev evet. Yapmışlar kendi arsalarının üzerine. Depremden sonraki yapılarımız. Villa tipi genelde yani, galiba. Evet. İnsanlar çarşıda o depremin korkusuyla herkes kendi bölgesine, kendi arasına gelip ev yaptılar. Bakalım inşallah şey olur. Peki abonelik konusunda sıkıntılar oldu mu? Çünkü kendi yerine ev yapanlar genel anlamda depremden sonra abonelik konusunda sıkıntılar yaşamaya başladı. Abonelik konusunda sıkıntılarımız var, evet. Özellikle elektrik konusunda çok sıkıntımız var. Şimdi biz bunu yetkililere bildirdik. Dedik ki işte bu vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla gelmişler işte mesela devlete yük olmadan. Kendi arasında bir şeyler yapmışlar, bir yerler barınıyorlar.
bunlara destek olma açısından işte bu abonelikleri çok zorlaştırmayın falan dedik. Şu anda onlarla bir çalışma yapıyor ama ileriki süreçte nasıl bir sonuç çıkacak onu bilmiyoruz. İnşallah o sorun aşılır, herkese abonelikleri verilir. Ki bu saatten sonra bunların yıkımı veyahut da bunların yerinden kaldırılması gibi söz konusu da olamaz diye düşünüyorum. Ve yapılan yapılar da hepsi yani öyle hemen hemen deprem yönetmeliğine yakın kaliteli yapılar yapıldı yani. Yani baştan savma yapılmadı. İnsanlar bu depremi gördüğü için şey yapmadılar yani. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, biz deyiz. Alo. Bugün sizin mahallenize gelelim, sorun sıkıntılarınızı dinleyelim istedik. Sizi tanıyalım. Ben Arda Yeşilçehir. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet, burada yaşıyorum. Evinizde var mı bir sıkıntı? Yok, bir sıkıntı yok. Depremi nasıl atlattınız, o süreci dinleyelim. Depremi, yani ilk günü biraz, ilk haftaları biraz sıkıntılıydı ama sonradan toparladık işte. Muhtarımız da sağ olsun. Nerede kaldınız peki, evde mi? Çadırda kaldık bir süre. Hemen bahçeye çadır mı kurdunuz? Yok, arabanın yanındaki çadır. Şurada dairem kuruldu orada. Evet, şurada çadır kurmuşlar. Peki var mı bir eksiğiniz mahalle açısından konuşacak olursak? Yok. Ne gibi talepleriniz var? Bir sıkıntımız yok şu an. Ulaşımda var mı sıkıntı? Ulaşımda da bir sıkıntımız yok. Geliyor mu peki otobüs istediğiniz sıklıkta? Evet, istediğimiz sıklıkta geliyor. Siz şu an otobüs mü bekliyorsunuz? Aynen. Peki çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz. Devam edelim muhtarım. Pek nadir de olsa bir iki kişiye rastlamak güzel. Bundan sonra rastlarız inşallah. Bundan sonra rastlarız. Dediğim gibi hani... Aboneliğe değiniyorduk muhtarım. Evet, işte abonelik konusunda inşallah yetkililer buna bir çözüm getirirler. Vatandaş rahata kavuşmuş olur. Yani dediğim gibi hani bu saatten sonra bu yapılan yapıların yıkılması söz konusu olamaz. Mecburen bunları mağdur etmenin de bir anlamı yok. Mecbur bunlara bir şey çözüm getirilmesi lazım. Vatandaş da çok korkuyor ama ya yıkarlarsa diye genel anlamda gezdiğimiz zaman, mikrofon uzattığımız zaman o tedirginliği hissedebiliyoruz. Hayır ya, insanlar o kadar masraf etmişler. Şimdi bir evin yapımı bugün metrekaresi 20 bin liraya mal oluyor. 100 metrekarenin 2 milyon liraya mal oluyor. Adam varını yokunu ne varsa o deprem korkusuyla gitmiş buraya gömmüş. Şimdi yarın öbür gün devlettir. Gelip yıksa da bir şey de el kulu ballı bir şey diyemez. Ha, onun için insanların beklentisi bir an önce buna olumlu bir şekilde bir çözüm getirilmesidir bunu. Yani. İnsanların beklentisi bu. En büyük beklentisi bu. Birçok yerde de vatandaş maalesef ki kaçak olarak kullanmaya başlamış ve birçok noktada 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira gelen bir faturadan söz ediliyor. Biz defalarca haberlerini yaptık. Hani o vatandaşın da en azından bir sesinin duyulması için. Vatandaş da bir noktada haklı. Çünkü yani yaşayacak yeri yok. Konteynerde, çadırlarda yaşamaktan bıktı vatandaş. İki göz oda yapmış kendi imkanlarıyla. Yani aslında abonelik istiyor, abonelik vermiyorlar. Bu da yönlendiriyor. Evet. Yani vatandaş da bu açıdan çok şikayetçi, çok sıkıntılı zamanlardan geçiyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani insanlar o dar günlerde, zor günlerde kendi imkanlarına bir şey yapıp kendi başlarını soktular. Yani şimdi devlet hangi birine yetişecek o da biraz zor bir süreç, zor bir durum. Ya onun için bence gelip yerinde bunları tespit edip artık yasal şey neyse gereken yapılması lazım. Bunlara aboneliklerin verilmesi lazım yani. Şöyle devam ediyoruz. Görüyoruz zaten temellerin hepsi, atıldığını. Bunlar prefabrik evler. Bunlar deprem sonrası yapılan evler. Hep çarşıdan göç geldiler bunlar. Bayağı bir göç almışsınız evet, depremden göç aldı, sonra. Bayağı bir göç aldı. Yani tahminim bir 50 civarında yeni yapı yapıldı buralara. Dışarıdan göç geldi buraya. Peki herkes kaydını aldı mı? Alanlar da var, almayanlar da var. Yani çoğu almadı. Şu anda eski yerine duruyor. Özellikle öğrencilerden dolayı. Hani adrese dayalı öğrenci yerleştirme sistemi var ya. Onun için birçoğu şey yapmadı. Kendi adresini değiştirmedi. Tabii ağır hasar olanların ki otomatikman değişiyor da. Ama diğer birçoğu da duruyor. Bir de servis konusuna değinmek istiyorum. Tabii okullar açıldı. 3 hafta kadar oldu okullar açılalı. Servis konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığını çoğu programımızda ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Bu bölgede nasıl sıkıntı var mı? Ya bu bölgede servis konusu her bölgede olduğu için olduğu gibi ben mahallede servis sıkıntısı var. Devletin özel o taşımalı servisleri bir sokağıma giriyor. Diğer sokaklara girmiyor. Onun girmemesinin sebebi de diyor ki sistem diyor belediye güzergahının olduğu yerlere diyor şey servis vermiyoruz diyor, şey diyor taşımalı sistem. Belediye aracının yaklaşık 2 kilometre uzağından geçen sokaklara diyor biz ancak taşıma verebiliriz diyor. Ondan dolayı bizim de sıkıntılarımız var. Burada ayrıca vatandaş kendi imkanlarıyla özel şeyler, özel servise tutaraktan kendi çocuklarını okullara götürüyor. Kimisi kendi aracıyla götürüyor. Kimisi belediye arabasından faydalanıyor. Belediye arabasından mesela bazı öğrencilerimiz var. Özellikle sabah saat
7 aracı biraz sıkıntılıydı. Onu da MOTAŞ yetkililerine görüştük. Sağ olsunlar bir 10-15 dakika biraz daha geri çekerekten, yani erken aracı hareket ettirerekten o çocukların da mağduriyeti giderilmiş olmuştur inşallah. Özellikle liselerde var sıkıntı. Evet, özellikle liselerden. Liselerden sıkıntımız var. Onlara servis verilmiyor. Şimdi otobüsün gitmediği alanlar da var. Sizin de dediğiniz gibi veliler öğrencileri kendileri okula götürüp getirmek durumunda kalıyor. Ama yani velilerin de mutlaka bir işi gücü vardır. Yani gittiği bir çalıştığı bir kurum vardır. Herkes her saatte izin alıp tabii çocuğunu götürüp getiremez. İlla ki onlara da bir kolaylık sağlanması gerekiyor. Özellikle uzak mesafedeki mahallelere bu kolaylığın sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. İşte o konuda biz biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet, doğrudur. Ama bakalım inşallah ileriki süreçte daha güzel olur. Çok fazla var mı peki öğrenci, lise öğrencisi? Sayısını tam bilmiyorum ama var diye, okullar dağınık olduğu için her Malatya'nın bütün liselerine gidiyor. Fen Lisesi'ne giden var, Anadolu Liselerine giden var. İşte birçok liselere öğrencilerimiz buradan gidiyor. Evet. Şöyle ilerleyelim, muhtarım devam edelim. Burada da amcalar, teyzeler oturuyor. Birilerini gördük. Şöyle bir selam verelim hocamız tabii ki. Hocamız hastaydı aynı zamanda. Bir de. Merhaba. Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhabalar, merhaba. Mahalleyi gezdik. Çok fazla kimseyi göremedik. Sizi görünce mutlu olduk açıkçası. Bizim de hastamız var. Çok geçmiş merhaba, olsun. Merhaba, sizi tanıyorum ama öyle o şey olarak. Muhtar, merhaba abzerim. Hocamız burada olmadığı için misafir gelmiş. Ben Ankara'dan geliyorum öğretmenim. Ankara'dan geliyorsunuz. Buyurun, bu ne? Malatya'yı nasıl buldunuz? Malatya çok kötü. Trafik kötü, yollar kötü, insanlar, bir karışıklık var. Malatyalı mısınız aslen? Biz buralıyız. Aslımız Adıyaman. Yıllardır biz buradayız fakat ben burada değilim. Ben Ankara'da yaşıyorsunuz. Dışarıda. Kaç yıldır Ankara'da yaşıyorsunuz? 40 yıldır ben burada yokum. Ben İskenderun'da yaşıyordum. 30 yıl İskenderun'da öğretmenlik yaptım. Emekli oldum, Ankara'ya gittim. Ankara'ya yerleştim, şimdi oradayım. Depremi yaşamadınız yani? Ben az bir farkla kurtardım. Yaşamadım. Peki uzakta olan biri olarak neler hissettiniz televizyonlara çok bakınca? Çok dostlarımız var, çok insanımızı kaybettik. Adıyaman'da akrabalarımız burada, İskenderun'da sevdiğimiz insanlarımızı, dostlarımızı hepsini kaybettik. Çok büyük bir acı. Yetmeye çalıştık ama gücümüz... Gelebildiniz mi o süreçte buraya? Gelemedik. Sonradan geldim. O süreçte... Gelince ne hissettiniz, ne çok gördünüz? Kötü, çok kötü, acı. Büyük bir tablo. Başka bir şey. Peki Serintepe açısından konuşacak olursak yani ne gibi eksikler var sizce? Ben bölge hakkında bilgi sahibi değilim. Anladım. Fazla bilmiyorum. Yani şu kısımdan gidiyorum, eski Malatya'da işimiz varsa çıkıyorum yukarı. Ben bu bölgede sorunlar nedir, ne olduğunu bilmiyorum. Abimden dolayı biliyorum. Doğalgaz yok. Doğalgaz sorunu var. Büyük bir sorun. Sular yetersiz geliyor bazen. Kesik şeyler var. Gördüğüm eksikler şu anda bariz olarak bunlar var. Başka da gözüme çarpan bir şey yok yani. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle gelin, sizle de konuşalım. Size de bir selam verelim. Siz burada mı oturuyorsunuz? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun sizler. Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı anlatmanıza geldik. İstanbul'da yaşıyorum. Yeni geldim. Siz de İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da yaşıyorum. Babamın rahatsızlığından dolayı geldik. Karaciğer geçmiş olsun. Oldu. Yaklaşık 1,5 ay önce. Teşekkür ederim. Şimdi... Amcam dedi ki burada yaşamadığım için çok detaylı bilmiyorum. Ancak gözüme çarpan şeyler ulaşım yönünden ciddi bir sıkıntı var. Yaklaşık 20 yıl önceki ulaşım buna göre çok daha iyiydi. Saat başı arabamız oluyordu. Düzenli bir şekilde otobüsler oluyordu. Şu an büyük şehir olunca onun belli bir saatleri oldu. Orada bir sıkıntı var. Yıllardır bu GSM şirketlerinin çekim sorunu vardı. Onu yaşıyorduk. Şu an kısmen devam ediyor. İnternet bir ara altyapı sanırım gelecekte o yavaşladı, durdu. Onu talep ediyoruz. O yönde sıkıntımız var. Onun dışında doğalgaz yine elzem bir ihtiyaç. Doğalgaz sanırım ertelendi. Doğalgaz ertelendi. 2025 diyor muhtarımız. Ertelendi. Onu bekliyoruz. Onun dışında bariz bir gördüğüm şey yok. Muhtarımızdan çok memnunuz. Çalışıyor. Genç, Malatya için ne düşünüyorsunuz? Malatya'nın benim açıkçası gördüğüm şu an trafik çok korkunç durumda. Trafik sorunlu. Malatya'nın ayağa kalkması en az 5 yıla ihtiyaç var. 5 yıl, 10 yıl gibi bir zamana ihtiyaç var. TOKİ'de ben de mağdurdum. TOKİ kuralları çok çok geç yapıldı. 6 ay sonra oldu. Maalesef yine çıkmadı. Onu bekliyoruz. TOKİ'nin çıkmasını bekliyoruz. Sanırım şey yavaşladı. İnşaat. Sizin burada eviniz mi vardı? Yakın kentte vardı. Yakın yıkıldı mı? Yıkıldı. Yani deprem anda yıkılmadı. Hani ara saraldı, sonradan yıkıldı. Sonradan yıktırıldı. Siz de beklemedesiniz ben yani. Beklemedeyim.
Henüz 3 tane kura çekilebildi. Her ay çekileceği söyleniyor bundan sonra peyderpey ama tabii... İnanmıyorum, kesinlikle inanmıyorum. Çok ciddi sıkıntılar var. Aynı şeyi bundan 6-7 yıl ay önce de söylediler. O beklediğimiz şey en son işte bu 2 hafta önce çekildi. 6 ayın sonunda çekilmiş oldu. Bir yıl bekleyeceğiz tahminim. Bir yıl, 2 yıl bekleyeceğiz. Peki var mı iletmek istediğiniz başka bir durum? Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Devam edelim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Elma ikram etmek istiyordum. Çok teşekkür ederiz. Senin şöyle konuşabiliyorlarsa aslında onlara da mikrofon uzatmak isteriz. Aa, öyle mi? Ha, tamam. Karaciğer nakli oldu. Tamamdır. Çok geçmiş olsun. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yoruluyorsunuz. Siz de verebilirim. Şöyle bir tane alalım. Devam edelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Kamera arkadaş. Şöyle bana verin, ben kendisine ileteyim. Çok teşekkür ederim. Sen sağ olun. Teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Şöyle devam edelim. Sağ olasın. Eyvallah. Şuradan sağa döneceğiz. Sınırımız, mahallemizin sınırı bitiyor buradan. Yine Kemer diğer Köprü. Taraf Kemer Köprü'ye mi gidiyor? Sağ taraf bizim Serintepe Mahallesi. Kemer Köprü yolu aynısı devam ediyor. Geldiğimiz yola doğru gidiyoruz galiba. Aracımıza doğru gidiyoruz. Biraz uzak ama gidecek, yürüyeceğiz. Yok, hiç sıkıntı yok. Biz alışkınız muhtarım. Şey yok yok, biz alışkınız. Zaten programımız devam ediyor. Efendim. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Her gün bu kadar yol yürüyoruz işte muhtarım biz de. Sorunları, sıkıntıları gezerek, yürüyerek anlatalım ki daha etkili olabilsin en azından. Aynen, evet. Şöyle devam ediyoruz. Bu yol galiba Kemer Köprü'ye doğru gidiyor. Kemer Köprü'ye doğru gidiyor. Sırtımız Kemer Köprü'dür. İleri doğru, Eski Malatya doğru şu anda gidiyoruz. Serintepe Mahallesi'nin orta yeri burası sayılır. Peki yollarda sıkıntı var mı? Bir de o konuya değinmek istiyorum muhtarım. Yollarda sıkıntı çok yok. Şu anda açık konuşma gerekirse. Yollarımız iyi. Yolların hemen hemen tamamını tekrardan asfaltladık. Tabii bazı yerlerde patlak mataklar var. Onlara da yamamama ekipleri gelip yamalayıp gidiyor. İyi yani, ama biraz yollarımız dar. Tek sıkıntı o. Yollar biraz daha genişletilirse araçlar en azından daha rahat geçer. Çünkü iki araç yan yana geçemiyor mu? Bazı yerlerde geçmiyor. Bazı yerlerde geçiyor. Şu anki zamanda trafik yoğunluğu olduğu için mevcut yollar trafik kaldırmıyor. Yani bu yolların biraz genişletilmesi lazım. Tabii mahalle dağınık bir mahalle. Sokak lambaları konusuna aslında değinmek istiyorum. Yanıyor mu sokak lambaları? Sokak lambalarımız yanıyor. Hemen hemen mahallemizin %98'inde sokak lambası var. Belki aralarda bir iki yerde olmayabilir. Yanıyor tabii ki bunlar söndüğü zaman da vatandaşın uyarısıyla şeyle biz tekrardan arızayı bildiriyoruz. Arkadaşlar gelip yapıyorlar sağ olsunlar. Hı hı. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok yani şu anda. Bir sorun yok. Sokak lambalarında yani. Anında müdahale edebiliyoruz yani onu. Peki şöyle devam edelim. Siz de iki dönemdir zaten muhtarsınız. Benim, evet, ikinci dönem. İkinci Nasıl karar verdiniz? O süreci biraz anlatırsanız. Karar, ben aslında ticaretle uğraşıyordum. Eski Malatya'da benim bir dükkanım vardı. Hı hı. Hiç aklımda da yoktu. Mahallenin isteği üzerine ben aday oldum. Hı hı. Ve girdim. Siyasete, politikaya da uzak değildim. İçindeydim. İlk başlarda biraz yok dedim, girmeyeceğim falan dedim. Çünkü ben zaman ayıramam dedim. Hı hı. İşimin gereğinden dolayı. Sonra onu mahalleyi kırmadım, girdim. Hizmet etmeye çalıştım. Bu sefer de tekrar bir daha da bu sefer ben kendim de gireyim, bu dönem hizmet edeyim. Karar aday var mıydı ama karşınızda? Vardı, evet. Hı hı. Aday vardı, o da bizim... İki aday mıydınız yani? Başta üç gözüküyordu ama sonra iki aday girdik. İki aday girdik. Tabii bu halkın tercihidir, vatandaşın tercihidir. Sizden memnun kalmışlar, tekrardan seçtiler. Demek memnun kaldık, seçildi, evet. Peki bu yeni dönem için vaatleriniz oldu mu vatandaşlara? Yok, vaat vermedim kimseye. Öbür dönemde vermedim, bu dönemde vermedim. Vermem çünkü elimdeki bir şey değil bu. Ha, ne yaparsın? Dediğim gibi başta... Mücadele. Mücadele, azim, uğraş. Zaman ayıracaksın buna. Madem gireceksen, yapacaksın sen bu işi. Sen buna zaman ayıracaksın, kurumlara gideceksin. Her zaman söylerim bunu. Muhtarlar vatandaşla kurumlar arasında köprüdür. İnsanlar o köprüleri kullanaraktan kendi sorunlarını, kendi şeylerini dile getirip kurumlara ulaştırma aracıdır muhtarlar burada. Hani eğer bir muhtar ben sırf onun işte aile için veyahut da şu bu için girecek diyorsa girmesin. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ha, zaman ayıracaksan, hizmet edeceksen de uğraşacaksın. Ha, her yaptığın hizmeti, yani her gittiğin yerde illa ki ben bu hizmeti getiririm diye bir şey de yok. Hiçbir muhtar kendi kesesinden, kendi cebinden hizmeti getirmez. Ancak kurumların verdiği destekle o muhtar hizmeti getirmiş olur. Ha, muhtar işte aracıdır.
merdivendir, basamaktır. Elçisiniz aslında bir nevi. Evet, sen onu kurma oluşturacaksın ve o sorunu orada çözmeye çalışacaksın. Peki muhtarım, mahalleyi gezdik dolaştık. Tabii çok dağınık bir mahalle, her bölgeye ulaşamadık maalesef. Aynen. Ki ama sorun sıkıntılar genel anlamda her yerde, her bölgede aynı diye, evet, düşünüyorum. Şöyle toparlayacak olursak neler söylersiniz? Ben mahallemize geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hı hı. Özellikle şahsınıza, ekip arkadaşınıza, ERTÜ'ye. Mahallemizin sorunlarını dinlediniz, bizleri dinlediniz. Tabii yeterli olmadı bu süreç. İnşallah daha geniş bir programda, daha geniş bir şeyde programıydı artık. İnşallah bundan sonra tekrardan geliriz muhtarım. Sorunlarını dile getirmek için tekrar beraber bir araya gelmeye umut ediyorum. Hı hı. Ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Allah hepinizden razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler muhtarım. Evet değerli izleyenler, bugün de Serintepe Mahallesi'ni gezdik. Yarın başka bir mahallede görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Emek İş, Tel Örgü ve Çit İmalatı Size Geliyoruz programını sundu.